sen iyi biliyorsunuz o işleri. Şimdi arkadaşlar yani devamlı bu işlerin içinde olduğumuz için yani çok değişik örneklerimiz var. Biz Ultramayı ben yaptım mesela. Bizler yazın bile sıcaklar veremiyoruz. Efendim? Sıcaklar veremiyoruz. Ya işte onun mevcudu göre sen ayarlarsın. Yani uygun depo sistemi falan olduğu zaman bunu yapabilirsin. O zaman hemen hızlıca geçelim. Siz ne yapacaksınız efendim? Bizimki de sayın kaynağımın eskiden küçük baş vardı. Meren falan kalmadığından dolayı. Evet. Sizin satmak zorunda. Büyük başa mı geçiyorsun? Evet, büyük başa. Evet. Tekrar arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Özellikle hanımefendileri tekrar tebrik ediyorum. Onlara destek verecek beylerine de şimdiden teşekkür ediyorum. Beylere de tekrar tebrikler. Sizin de eşlerinize, onlar da muhakkak bu çiftçilikte muhakkak ailenin komple çalışması gerekiyor arkadaşlar. Yani işletme sahibi erkek de olsa, bayan da olsa aile komple işin içerisinde olması gerekiyor. Ondan dolayı sizlere destek verecek. Ailenize de şimdiden teşekkür ediyorum. Kurucu yemeğe geçen ilçe tarım müdürlüğümüz, başta müdürümüz olmak üzere teknik elemanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projelerden pay almak çok önemli arkadaşlar. Yani projeyi hazırlama, tekniğine göre işte oradaki sisteme göre hazırlama muhakkak. Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız da sizi yönlendirmiştir. Şu anda Nizip'te bu son promosyonda 22 çiftçimiz, genç çiftçimiz bu projeden faydalanmıştır. Ümit ediyoruz ki sizlerin güzel örnekleriyle önümüzdeki süreçte bu 22 çok daha fazla sayıya erişir. Nizip gerçekten her ne kadar temel üretimi fıstık, zeytin olsa bile onun dışında diğer tarım ve hayvancılık alanlarına da oldukça uygun bir yöremiz. Önemli olan potansiyelimizi yerinde kullanmak, iyi kullanmak. İnşallah hayvancılık alanında da ondan sonra burada güzel örneği var. Nane, çeşitli bitki, işte arıcılık örnekleri var. Diğer alanlarda da çiftçilerimiz geçim çıkartabilirler, ekmeklerini çıkartabilirler. Özellikle de kırsal kesimde yani eski köylerimizdeki vatandaşlarımız arazisi olan, merası olan köylerimizde hayvancılık, tarım, arıcılık yapılabilir. Bu güzel örnekler yeni insanlara da örnek olacaktır. Ben tekrar hepinize tebrik ediyorum. Kazasız, belasız, afetsiz bir dönem diliyorum inşallah. Her zaman sizin biz yanınızdayız arkadaşlar. Hem ilçe tarım müdürlüğü olarak hem ben de köy gezilerimde inşallah sizin tesislerinizi ziyaret edeceğim. Hem size moral vereceğiz inşallah hem de yapabileceğimiz yeni destekler olursa, ihtiyaçlarınız, problemleriniz olursa onları yerinde görüp gerekli yerlere ileteceğiz arkadaşlar. Ben tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet Esra Hanım.